Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün puf puf yumuşacık bir poğaça tarifiyle geldim sizlere. Daha önce çok soruyordunuz bana Instagram'dan. Hemen tarifimize geçelim. İlk başta ön mayamızı hazırlıyoruz. Ön mayamızı hazırlarken bir çay bardağı ılık suyun içine bir paket maya, yaş maya da olabilir. Evde kuru maya olduğu için ben kuru maya kullandım. 2 yemek kaşığı un ile çırpıp kenara alıyoruz. Ön mayası olması için. Ön mayamız olana kadar küçük bir tencerede bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ koyup hafif kuş parmağımızla bakıp kıvamı yerinde olmasını kontrol edeceğiz. Daha sonra kalan malzememizi bu şekilde getirip kalan malzemelerimizi koyuyoruz. Yoğurt, yumurta akı, tuz, şeker, sırasıyla beraber bu şekilde koyuyoruz ve kalan alıttığımız malzemeyi de koyuyoruz. Onu dikkatli ve kontrollü eklemenizi tavsiye ederim. Birden hani bocalamayın içine. Bu şekilde kalan unumuzu da ekleyip yoğurmaya başlıyorum. Ben burada elimi de yoğurmaya başladım. İki yemek kaşığı kadar tereyağımı da ekleyip güzelce yoğurmaya başladım. Burada bayağı bir hiç durmadan yoğurmanız lazım. Gerçekten hani bu poğaça tarifimde çok iddialıyım. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Biraz malzemesi bol bir tarif olsun diye poğaçalardan çok farklı. Hani diğer poğaçalar gibi değil. Bu şekilde pürüzsüz olana kadar yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru üzerini kapatıp fırınınızı bir 5 dakika ısıtıp 30 dakika fırında mayalayın. Daha sonra siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Gerçekten hamur o kadar puf puf ki anlatamam. Bu arada parmağımdaki kir değil, bu çok şeyde kir gibi görünüyor ama benim parmağım onda bir yere sıkıştı, kan topladı. Hani buradan onu da dile getirmek istiyorum. Bu şekilde içini koyduğunuz zaman bir 20 dakikada tepside mayalamanızı tavsiye ediyorum. Ben böyle çeşit çeşit yaptım. Bundan sonra hani siz nasıl isterseniz o şekil verebilirsiniz. Malzemeleri de açıklama kısmına yazacağım. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Daha fazla videolar için kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Ben kalan tepsiyi de bu şekilde yaptım. Yani tercih sizin, nasıl istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Yapanlara afiyet, şeker olsun. Hoşça kalın.